hukuk dışı işlerin de ortaya çıkıp cezalandırılması gerekiyor. Ve bir ülkenin ana muhalefet liderinin iddiaları dile getirdiği videolar da Sedat Peker videolarıyla mukayese edilemez herhalde. Ha, Peker'in iddiaları ne oldu diyeceksiniz. Çok ciddi iddialar olduğu yerde duruyor. Peker'in iddialarından biri AKP'nin gençleri silahlandırdığı yönündeydi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP İstanbul İl Başkanı'ydı Selim Temurci. Şimdi Gelecek Partisi'nde siyaset yapıyor. Temurci konuyla ilgili detaylı bilgiler edindiğini, şu an açıklayamayacağını söyledi. Temurci'ye göre bu silahlandırma işinin arkasında da yalnızca Süleyman Soylu yok. İşte onun iddiaları. Onun için yani şunun altını çizmek isterim. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in silahlandırma iddiasını doğruladı. Ben o dönem AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı'ydım. Yani 2016 Ağustos ayında yapılan bu teslimat yapıldığı zamanki dönemden bahsediyorum. Temurci'nin sözünü ettiği dönem 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonrası. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatlarına göre Ağustos'un ilk haftasında İstanbul Balat'ta bir silah teslimatı yapıldı. Silahlar AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan'ın yardımcısı Osman Tokakin'e teslim edildi. Peker teslimat yerini, teslimata giden araçların markasını bile ayrıntısıyla anlattı. Temurci Halk TV'de katıldığı Kayda Geçsin programında bu silah alışverişini doğruladı. Dahası da var dedi. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum. Şu anda o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bir takım operasyonlar yapılmış. Bunları öğrenmiş olduk. Temurci detaylı bilgilere ulaştığını ancak şimdi açıklayamayacağını söyledi. Bu meselenin yargı tarafından mutlaka incelenmesi lazım. Ancak bir silah teslimatı söz konusuysa, ki bununla ilgili olarak da detaya girmeyeyim, şu anda maalesef beni çok üzen, sükutu hayale uğratan çok daha detay bilgilere sahip oldum. Burada açıklamayacağım onu bu gece. O dönem ülkenin başbakanı ve partinin genel başkanı Sayın Binali Yıldırım'dan bir açıklama bekledim. Sedat Peker, AKP gençlik kollarının silahlandırma planının arkasında Süleyman Soylu'nun olduğunu ileri sürmüştü. Temurci'ye göre bu sadece Soylu'nun işi olamaz. Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'na ya da gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımıza birileri silah dağıtmışsa, bu İçişleri Bakanı'nın sadece bilgisi dahilinde olacak bir şey olamaz dedim. Ve bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ama bunun da yargı tarafından incelenmesi gereken bir mesele olduğunun altını çizdim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili bugün sadece bir görsel paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun üzerine yalancı yazmış. O kadar. Şimdi CHP'liler de yanıt veriyor. İçişleri Bakanı ile ilgili sıfatları siz ekleyin diye paylaşımlar yapıyorlar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda sessiz. Bakalım ne zaman yanıt verecek, göreceğiz. Seçim güvenliği, seçime doğru koşar adım giderken Türkiye, seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Seçimde kaybederse iktidar devretmeye hazır mı? Tüm bunlar tartışılıyor bir taraftan Türkiye'de. Çok önemli konular. Tarihin dönüm noktalarından birine doğru koşar adım gidiyoruz efendim. Az evvel söylediğim gibi bir grup vatandaş iktidarı eleştirmenin devlet düşmanlığı olduğunu düşünüyor ya da onlara öyle anlatılıyor. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacak. Devleti eleştirmek de suç değil, o da ayrı. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Haberi Yeni Şafak gazetesi duyurdu. Detayına bakalım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma sonucunda Sabri Uzun'un rütbelerinin söküleceği iddia edildi. Sabri Uzun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaların Yargıtay tarafından onanmasının hemen ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve yargının verdiği kararı Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona sana verilen ceza gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum demişti. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından Sabri Uzun'un paylaşımı alıntılanmış ve istihbarat daire başkanlığı yapmış birinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez denilmişti.
devletin kurumlarından birinin resmi Twitter hesabından eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'na ahlaksızlık ithamında bulunulmuştu. Gelmiş olduğumuz noktayı aslında anlatan haberlerden biri. Şimdi benzetmek, Osmanlı'nın son dönemine benzetmek, bugün yaşadıklarımızın benzerini tarihten bulup çıkartmak, bu da bugünlerde popüler bir uğraş. İYİ Parti lideri Meral Akşener, ikinci Abdülhamit'e benzetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve siyasette ikinci Abdülhamit polemiği de büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaybedeceğini anladı demişti Meral Akşener. Çok az kaldı diyor. Kim haddini bilecek? Hududu kim görecek? Milletimizin tokadını kim yiyecek? Hep birlikte şahit olacağız diyor. Kendisine hadsiz, haddini aştın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenirken. Ve bu haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim bilecekmiş? Hududu kim görecekmiş? Milletimizin tokadını kim yiyecekmiş? Hep birlikte şahit olacağız. Çok az kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti lideri Akşener arasındaki ikinci Abdülhamit polemiği Erdoğan'ın Akşener'e hedef alan açıklamalarıyla alevlenmişti. Akşener'in yanıtı grup kürsüsünden geldi. Varsın birileri Cezi olaylarını Abdülhamit Han'ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun. Biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Sayın Erdoğan nedense istibdat dönemiyle günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirmemden çok rahatsız oldu. Yani biz aslında istibdada karşı koyan o ruhtan bahsederken değil, Sayın Erdoğan'a benzetirken Abdülhamit Han'a hakaret etmişiz. Arkadaş en azından kendisinin farkında. Bu da bir şeydir. Akşener'in sözleri sertti. Erdoğan'ın açıklamalarını kabileci zihniyet diyerek eleştirdi. Meral Hanım, sen kim? Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim? Kabileci zihniyet işte böyledir. Kendi uyguladığı istibdadı umursamaz ama kendi maruz kaldığı zaman avaz avaz bağırır. Erdoğan kaybedeceğini anladı dedi. Akşener, milletin adamı diye geldin, milletin iradesiyle gidiyorsun ifadelerini kullandı. Halbuki istibdat göreceli değildir. Ya vardır ya da yoktur. Ama biz bu hazımsızlığı çok iyi anlıyoruz. Nitekim kaybedeceğini anlayan Sayın Erdoğan'ın çaresiz çırpınışlarını eğlenerek izliyoruz. Artık nafile. Milletin adamı diye milletin omuzlarında geldin, istibdadın adamı olarak milletin iradesiyle gidiyorsun. Abdülhamit polemiğine MHP lideri Bahçeli de karıştı. Bahçeli, gurur duyulacak bir övgü dedi. Bahçeli'ye yanıt CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünün Abdülhamit olarak görülüyorsa bizce onun hiçbir mahsuru yoktur. Bilakis gurur duyulacak bir övgünün tezahürü ve tezekkürüdür. Osmanlı'nın borçlarını Abdülmecit döneminde alınan ilk dış borçtan başlayarak biriken ve alınan bütün borçlarla saraylar yaptırıldığı için paraların geri ödenemediği dönemde önce moratoryum ilan etmiş, sonra bütün vergileri 1879 yılında 10 yıllığına Galata bankerlerine bırakmış birisini Recep Tayyip Erdoğan'a benzetmesi kadar isabetli bir mesele yoktur. Bugünkü ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz ölçümünün 3 katı büyüklüğünde toprağın kaybedildiği bir dönem. 2. Abdülhamit dönemi. Tarihi anlatırken de bir karış toprak kaybedilmemiştir onun döneminde diye anlatabiliyorlar. Yeni bir tarih yazmaya ve bunu diziler yoluyla gençlere, özellikle de genç seçmene anlatmaya çalışıyorlar. Peki genç seçmen ne söyleyecek sandıkta? Daha ötesi, sandıktan çıkacak sonuca saygı duyulacak mı? Tereyağından kıl çeker gibi olacak, iktidar değişecek, seçimleri biz kazanacağız diyor Deva Partisi Genel Başkanı Babacan. Ekonomiden de söz ediyor elbette. Son bir hafta içinde kredi kartı borçlularının borç toplamının 132 milyar liraya ulaştığını belirtiyor. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz, hayat pahalılığını bitireceğiz. Bunun için iddialıyız diyor.
Böyle tereyağından kıl şeker gibi bir iktidar değişikliği olacak Türkiye'de. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın iddiası büyük. Partisinin il başkanları toplantısındaydı Babacan. Seçim güvenliğine değindi. Seçimleri biz kazanacağız. Deva Partisi ile geniş kesimleri biz iktidara taşıyacağız. Kazanılmış hakları sonuna kadar koruyacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin helal tek bir lokması bile elinden alınmayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdoğan tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan yok açıklaması.